Gündemde önemli bir iki şey var. Bunları Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat'la değerlendireceğiz. Birisi haydutlara haddini bildirelim haberi bugünkü. Şu Brian Nelson muydu neydi? O gelecekmiş ya parmak sallamaya. Bir o konu var. Bir asıl şey var. Fikret'in daha önce yazdığı bir yazının yankıları var. İncirlik'ten İsrail'e Kıbrıs üzerinden silah mühimmat götürüldü meselesi. Ersin Tatar'ın da bir açıklaması vardı bugün. Onu da ilettim size. Önce bir görelim Fikret Akfırat'ı. Bir hoş geldin diyelim. Fikret Akfırat hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hazretler. Ya şimdi bir yazı yazdın kardeş. Ortalık karıştı. Ne bileyim bugün Ersin Tatar'dan açıklama var falan ama bizim siyasi iktidardan, hükümet diyeceğim hükümet yok ortada. Kabine diyeceğim çok sevdiğim bir kavram değil. Ersin evet. Tatar biz böyle bir şeyi tasvip etmeyiz. Türk halkı şey yapmaz bunu demiş, tasvip etmez demiş. Neydi bu olay? Yankıları ne oldu? Mecliste bir açıklama yapmaya çalıştı bir AKP milletvekili. Kendi vekilleri bile inanmadı. Bu olayı bir hatırlayalım, gelişmelerini alalım. Sonra şu Brian Nelson meselesine de bir bakalım istiyorum. Evet. Bizim edindiğimiz bilgilere göre, yaptığımız araştırmaya göre özellikle bir İngiliz haber sitesinde bu iddia ortaya atılmıştı. İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki üssü Agratur'dan İsrail'e bir silah sevkiyatı söz konusu. Amerika'nın Avrupa'daki üslerinden ve Türkiye'deki İncirlik'ten de nakliye uçaklarıyla Agratur'a götürülen silah ve mühimmatı, ki bu nakliye uçaklarının bir kısmı hem tank taşıyabiliyor, bazıları helikopter de taşıyabiliyor, büyük çaplı nakliye uçakları. Önce Agratur'a gitti, ondan sonra da İngiliz ve Amerikan uçaklarıyla İsrail'in gerçekleştirildiği şeklinde bizim dayanak bulduğumuz haberin dışında da uluslararası basında İngiltere'deki bu Agratur üssünün, düzeltiyorum, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünün kullanıldığı şeklinde bilgiler vardı. Bu bizim bulduğumuz bilgi ise 5 Kasım günü İncirlik'ten kalkan bir C-130 J Hercules adlı Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağının Agratur'a uçtuğu bilgisi yer alıyordu. Siz de belirttiniz. İlk başta ciddi bir sessizlik oldu. Hiçbir yetkili bir herhangi bir açıklama yapmadı. Mecliste konu gündeme gelince, mecliste biz Milli Savunma Bakanlığı'na sorduk, bunu doğrulamadılar şeklinde bir beyanatı oldu Özlem Zengin'in. Biz de Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı olarak sorduk bu konuyu. Salı günü dediler ki işte Perşembe günü haftalık basın bilgilendirme toplantısında bu konuyla ilgili cevap vereceğiz. Bizim sorularımız şöyleydi. Bir, bu 5 Kasım'daki uçağın yükü nedir? İki, Türkiye'den izin ve onay alınmış mıdır? Agratur'dan İsrail'e yönelik silah mühimmat desteğiyle, sevkiyatıyla bu konunun bir ilişkisi var. Bizim bu sorulara yanıt vermedi Savunma Bakanlığı kaynakları. Sadece genel bir yanıt verdiler. Gazze'deki kardeşlerimizin aleyhine olan bir gelişmeye bizim göz yummamız mümkün değildir diye. Bizim sorularımıza yanıt vermiş olmadılar. Toplam olarak değerlendirecek olursak bu bilginin, bu iddianın doğru olduğu bu gelişmelerle aslında ortaya çıkmış durumda. İkincisi, evet, Türkiye Filistin'deki Amerikan-İsrail saldırganlarının yanında değil resmi devlet politikası olarak. Fakat Türkiye o İsrail'e destek veren NATO'nun bir üyesi. Şunu bir daha izleyicilerimize hatırlatalım. İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanının başlanmasında 12 Ekim'deki NATO toplantısı çok önemli bir milat teşkil etti.
12 Ekim'de NATO'nun Milli Savunma Bakanları toplantısı vardı. Ve NATO Genel Sekreteri NATO ülkeleri olarak biz İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz. Tabii ki kendini savunacak diye bir açıklama yaptı. Arkasından çok ağır bir bombardıman başladı hepimizin bildiği gibi. 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu başlamıştı. Evet, 7 Ekim'den sonra da İsrail saldırıları vardı, hava bombardımanı. Ancak ağır bombardımanın başlamasında bu NATO kararı çok belirleyici. Basına yansıdı bir Reuters haberi. O 12 toplantıda Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in bu konuya itiraz ettiği şekilde. Bunu da sorduk Milli Savunma Bakanlığı'na fakat herhangi bir açıklama yaptılar. Toplam olarak değerlendirecek olursak, yani bizim itiraz etmemiz, efendim işte Filistin konusunda NATO'nun diğer ülkelerinden farklı bir tutum içinde oluyor olmamız, bunu benimsememiz, NATO'nun bu tür kararları almasına, İsrail'e destek vermesine, Amerika'nın İsrail'in arkasında pozisyon almasına ve diğer NATO ülkelerine engel olamıyor. Fikret, veto etseydik, veto deseydik, veto ediyoruz deseydik. Veto da edemiyoruz. Öyle bir imkanımız da yok. Yani çünkü bu doğrudan bir gemisini gönderdi. İngiltere gönderdi. Hemen yanında saf tuttu. Dolayısıyla yani çıplak gerçek orada. Yani Şimdi diğerlerimizi kandırmak istememiz lazım. evet, orada şimdi iki yönden bizi ilgilendiriyor bu olay zannediyorum. Bir, İncirlik'ten uçak gitmesi, Evet. İncirlik'ten İsrail'e silah, mühimmat her neyse gönderilmesi. İkincisi, Kıbrıs üzerinden gönderilmesi. Bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü biz garantör devletiz. İngiltere garantör devlet. Yani Amerika ya da İngiltere'nin bu Güney Kıbrıs'tan bile olsa bir şey yapması bize bilgi vermesini gerektiriyor. İzini bilmiyorum, izinden emin değilim, belki sen bilirsin. Güney Kıbrıs'taki yönetime bilgi vermesi gerekiyor. Kuzey Kıbrıs'a bilgi vermesi gerekiyor. Anlaşılıyor ki bilgi milgi yok ortada. Yok. Yani Güney Kıbrıs üzerinden yapıyorsunuz. Orada kendisinin devlet olduğunu iddia eden bir yer var. Bunları Kıbrıs diye Avrupa Birliği'ne almışlar. Ama devlet yerine koymuyorsunuz. Ersin Tatar'ın bir açıklaması var. Bu Kıbrıs garantörlüğü meselesi açısından konuya baktığımızda ne görülüyor? Şimdi bu 1959-60 anlaşmalarıyla kurulan Kıbrıs devleti sınırları içinde Agretur ve Dikelya bölgeleri İngiliz toprağı olarak kaldı. Herhangi bir bariyer, herhangi bir engel yok bu bölgelerde. İngiliz toprağı olan bölgelerde sadece üslerin çevresinde askeri koruma söz konusu. Bu Agretur ve Dikelya'daki üsleri Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, NATO ülkeleri eskiden İsrail'e destek için kullana geliyor. Ama aynı zamanda Türkiye dahil olmak üzere Batı Asya'daki bütün operasyonlarında bir karargah olarak. Yani Güney Kıbrıs'ın orada herhangi bir tasarruf, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin herhangi bir tasarrufu söz konusu değil. Türkiye'de evet uluslararası anlaşmalarla garantörlük hakkı var, doğru ve garantörlük hakkını da daha ileri düzeyde yorumlaması ihtiyacı var Türkiye'nin. Ve aynı zamanda şunu da hatırlatalım. Bu Kıbrıs'a yönelik, Kıbrıs'tan Türkiye'ye yönelik askeri tehditlerin ağırlaştırıldığı bir dönemde bu süreç yaşanıyor bir taraftan. Dolayısıyla İncirlik'e gelecek olursak, İncirlik'te ise 1980 tarihli Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması var Türkiye ile Amerika arasında. Bu anlaşma kapsamında İncirlik, Amerika Birleşik Devletleri İncirlik üssünün bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılıyor. Normalde tabii buradan kalkan uçakların görevlerinin hangi nereye gideceklerinin İncirlik'teki komutanlığa ve Türk Genelkurmayına bildirilmesi zorunluluğu var. Muhtemelen burada da bir bildirim yapılmıştır diye yorumluyorum ben. Yani herhangi bir bilgiye sahip değilim.
Ama aynen bu NATO toplantısı biraz önce bahsettiğim gibi buna itiraz etsek bile bunu değiştirme gücüne sahip değiliz. NATO üyesi olduk. Biz de hep bunu söylüyoruz. Zaten NATO Türkiye'nin elini kolunu bağlıyor derken kastettiğimiz şey bu. Biraz önce siz de isabetli bir şekilde söylediniz. Veto, veto deseydik. Veto, veto deyince de hiçbir şey elde etmiş olmuyoruz. Veto de demiyoruz. Evet. Yani başımızı belaya sokabilir bu tür işler ki devamlı da sokuyor zaten. İşin bir tarafı daha var. Onu da sorayım Fikret Akfırat. Şimdi onlarca uçak indi değil mi Güney Kıbrıs Rum kesimine? Silah, mühimmat, asker, şu, bu. Evet. Güney'in silahlandırılması söz konusu olduysa ne yapacağız? Yani uçaklardan 5 tanesi mühimmatı Rumlara verdiği ne yapacağız? Tabii. Bu da Bunlardan çok önemli bileceğiz. bir soru. Tabii. Bilemeyiz. Yani istihbarat örgütlerimiz bunu araştırıyordur. Ama dediğiniz gibi ne yapabiliriz yani? Türkiye üzerinden veya işte Almanya'daki Ramstein üstünden buraya getirildi. Bir kısmı İsrail'e götürüldü, bir kısmı da orada kaldı. Ne yapacağız? Ya Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini savunmasına itiraz etmiyor mu? Hepimiz biliyoruz. Oradaki Türk askeri varlığını ortadan kaldırmak istemiyor mu? Evet, istiyor. Bu sürece nasıl müdahale edeceğiz? Bu da çok önemli bir soru hakikaten. Şimdi bir de şey var. Bütün bunlara rağmen bir parmak sallama olayı var. Birkaç ay önce bir heyet gelmişti Amerika'dan. İş adamlarının falan gözünü korkuttu. Rusya ile ticaret yapmayın bilmem ne yapın falan diye. Şimdi Amerikan Hazine Bakanlığı'nın müsteşarı gelecekmiş. Diyecekmiş ki bana bak Rusya ile yasak bir takım alışverişler yapıyormuşsunuz. Bunu yapmayın bir. İki, Hamas'ı finanse ediyormuşsunuz siz ya, hayırdır falan diyecekmiş. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Şimdi bak ben kendi fikrimi söyleyeyim mi? Tabii. Amerika PKK'yı finanse ediyor. Silah da veriyor, para da veriyor, maaşa da bağladı. Devletler arası mütekabiliyet var değil mi? Ben de Hamas'a silah versem kim ne diyebilir? Devletler arası mütekabiliyet. Sen de bunu yapma kardeşim ama tabii sen benim gibi değilsin. Sen daha böyle bir kuralları, hukuku, şusunu busunun üzerine oturtuyorsun her şeyi. O açıdan merak ettim. Sen ne düşünüyorsun bu parmak sallamaya gelecek adam hakkında? Yani Hamas değil de belki işte diyelim bir Kara Panterler örgütü gibi bir örgüt Amerika'da savaşıyor olsa ona destek vermek gibi bir benzetme belki daha doğru olur. Hayır ben Yani. daha önceki yayında şeyi söyledim. Hamas Filistin'in özgürlüğü için işgalden kurtarılması için savaşan bir şeydir, organdır. Gazze parlamentosunda, Filistin parlamentosunda seçilmiş adamları var falan diye. Yani ben Hamas'ı terörist gibi gördüğüm için Yok. söylemiyorum. Öyle Ama değil. Ben şunu bir demek istedim. mütekabiliyet meselesi varsa veririm kardeşim ben. Tabii ki. Haklısınız. Ben şunun için söyledim. Yani Amerika'da bir terör örgütü olduğunu kabul edecek olursak ona destek vermeyi daha uç bir noktaya ulaştırarak söylemiş oldum. Ha Yani sizin de. mesela şey El-Kaide'ye falan diyorsun. Evet. Veya işte eskiden hani Kara Panterler örgütü gibi örgütler vardı falan. Ya şey yapabiliriz mesela ben giderim Amerika'da Texas ayrılsın, bağımsız bir Texas kurulsun diye bir Evet. örgüt kurarım o kolay. Partiye Zaten Karkaren Amerikan diye bir şey kurarım ben. evet zaten diyorlar biliyorsunuz. Yani Rusya'nın, Çin'in, İran'ın ve hatta Türkiye'nin de Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit eden faaliyetlere destek verdiğine dair çok kuvvetli değerlendirmeler var Amerika Birleşik Ben şey Devletleri'nden. Rusya yüzünden ve Çin. söyledim Hamas diye. Yani İsrail, Amerika benim için fark etmiyor. Yani Evet. ha İsrail'e mütekabiliyet, ha Amerika'ya mütekabiliyet. Bir tuttuğum için Amerika ile İsrail'i. Tabii O tabii yüzden doğru çok Hamas haklısınız. dedim. Evet. Yani bu Yoksa gider Nelson kurarız yani o örgütü orada. evet tabii. Nelson'un ziyareti yeni değil. Daha önce de geçen yılda gelmişti. Daha doğrusu bu yılın başında gelmişti. Bu ikinci ziyareti oluyor. O zaman da bu konuyu ben bir yazımda tartışmıştım.
Türkiye'ye gelip Amerikan Hazine Bakanlığı görevlisinin işte Türkiye'deki finans sektörünün temsilcileriyle görüşmesi vermek bizim egemenliğimizi zedeleyen gelişme. Buna izin vermek kesinlikle kabul edilebilir değil. Yani bir egemen devlet, bir başka ülkenin yetkilisinin, devletin yetkilisinin gelip kendi ülkesinde bu tür konuşmalar yapmasına izin veremez. Özel sektörle, işte bilmem banka temsilcileriyle filan. Yani şimdi gelip Türkiye'deki muhatabı kimdir onun? İşte Amerikan Hazine Bakanlığı terörle mücadeleden sorumlu müsteşarı, değil mi? Türkiye'de de onun bir karşılığı var. Hazine Bakanlığı'ndan temsilcilerle görüşmeler yapabilir. O görüşmede de der ki siz şöyle yapıyorsunuz. Bizim de bir cevabımız varsa onu söyleriz devlet olarak. Olay biter. Ama gelip burada özel sektör yetkilileriyle görüşmelerine nasıl izin verir bir egemen devlet? Bu da şey gibi. Yani Amerika'ya ya PKK ile müttefik olmayın da bizimle müttefik olun demek şeklinde bir stratejisi var Ankara'nın, hükümetin. Bunun devamı yönünde bir uygulama. Ya biz buna nasıl izin veriyoruz? Esas tartışmamız gereken yön bence bu konuyla ilgili. Yok Hamas'a destek veriyormuş, Rusya'ya silah satıyorum kardeşim. Değil mi? Şimdi Financial Times bir haber yapmış. Diyor ki %60 arttı Türkiye'nin Rusya'ya Amerika'nın hassas gördüğü malzeme satışında. Hem sivil hem askeri amaçlarla kullanılabilecek. Bir de diyor ki ülkelerinden almışlar bunu Türkiye üzerinden Orta Asya Cumhuriyetlerine satmışlar. Oradan da Rusya almıştır büyük ihtimalle falan gibi bir değerlendirme var. Financial Times'da böyle Evet. diyor. Yani bir taraftan komik, bir taraftan da yani bir trajedi aynı zamanda Türkiye açısından da. Ya kimse de Bizim çıkıp resmi diyemiyor hükümet ki evet. sattım ne olmuş? Hani şey Evet. olur Fikret bilirsin bu Cüneyt Arkın'ın oynadığı Kara Murat filmleri vardır. Bizanslı toplar bütün köylüyü. Cüneyt Arkın da içlerindedir onun. Kara Murat hanginiz der. İlk önce bir sessizlik. Kim Kara Murat falan. Sonra bir tanesi yiğitlik yapar. Kalkar. Kara Murat benim der. Sonra öbürü de. Kara Murat benim. Kara Murat benim. Ya bir taneniz de deyin ki sana ne lan? Hangimiz hangimiziz Kara Murat? Tabii. Şimdi Rusya ile ticari arttı. Şunları sattım. Sana ne? Ha yani şunu diyebilmesi gerekiyor bir egemen devletin bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şunu söyleyebilmesi gerekiyor. Sana ne? Bence bu kadar basit. Kara Murat kimse kim sana ne? Derdin ne senin? Evet, çok doğru. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.